Selamlar dostlarım ben Jades. Bugün neden bilmiyorum ama gerçekten çok tuhaf bir gün geçiriyorum. Öncesinde tablet resim, malafat görüntüleri. Ardından Kadir Hoca ile Sosyal Mühendis Akademi arasında yaşanan olaylar falan derken harbiden uzun süre sonra ilk defa sosyal medyaya girdiğimde bu kadar güldüğümü ve eğlendiğimi hatırlıyorum. Hani oğlum Kadir Hoca'nın ayakkabısına prezervatif koyuluyor, Kadir Hoca'nın öfkelenip ayakkabı fırlatması. Özellikle editör dostlarıma söylüyorum. Lütfen ama lütfen. O videodan 100 tane değil 1000 tane gerekirse klip çıkartın. Çünkü ben gördükçe gülme krizi geçiriyorum. Ve açık söyleyeyim. Gerçekten de bu kadar absürtlük ancak bu iki kişiden çıkardı. Dostlarım aranızda sosyal taciz akademiyi zaten tanımayanınız artık yoktur diye düşünüyorum. Genelde çekmiş olduğu saçma sapan taciz videolarıyla. Bir de kendine bilirsiniz Yasin Proç diyor. Yani en azından ben öyle söylüyorum. Hatırlarsanız zaten bu cübenin geçtiğimiz haftalarda balonu patlamıştı. Sertifikasını iptal ettirmiştik. Gerçi ne kadar iptal ettirsem de Boğaziçi Enstitüsü ile iletişime geçmeye çalışsam da hala daha profilinde utanmadan onu bırakıyor. Yani karşınızda gerçekten akıllanmayan bir Proç var. Ne yaptığını yine de arana aranızı bilmeyenler için özetlemem gerekirse işte metroda mesela birinin yanına gidip böyle burnunu kapatıyor şey gibi düşün. Nasıl anlatabilirim ki işte burnunu bastırıyor böyle Discord bas konuş misali şey diyor mesela yanında bir kız var mesela. Aleyna merhaba der. Yanındaki kız da merhaba. Şimdi ona bir insan olduğunu ve burada en yakın yerin neresi olduğunu sor. Ya şimdi şöyle siz... <laughs> oğlum gülme. Gülmekten öleceğim. Yemin ederim gülmekten öleceğim. O yüzden kendime gelmeye çalışırken siz de bu ucu benim videoyu bir izleyin. O da senin benim gibi bir insan. Onu üstün varlık olarak görme. Eğer bir daha benim dediğim yapmazsan seni eğitimini yakarım. Kusura <laughs> Tabii kendisi maalesef o zamandan bu zamana gördüğüm kadarıyla epey popüler olmuş. Tesu Taylan'ın kendisinin evini ziyaret etmesinden. Yani artık ne kadar ev derseniz bana göre orası kerane gibi bir şeydi. Hatta Keranet demek herhalde keraneye ayıp olur. Hiç gitmedim ama yani korku evinden daha korkutucu bir şey düşünebilirsiniz. Yasin Puroç'u bir konuda tebrik ediyorum. O da Ragebait kontentin içinden geçti. Yani harbiden elemana öyle bir nefret birimi topladı ki sosyal medyayı aktif olarak kullanan neredeyse herkes tarafından bilinen bir isim haline geldi. Ama çektiği videolardan ziyade tacizci olarak tanındı. Ve işin bana kalırsa en korkutucu kısmı ne biliyor musunuz? Bana göre bu eleman yarı kurgu bile olsa toplumda normalleştirmeye çalışırken ulan kaç tane video yaptık yüz binlerce izlendi bir kere bile ifadeye çağrılmadı ya. Bakanlığı da anlamıyorum bu elemanın ciddi anlamda birinin yanına gidip taciz etmesi mi gerekiyor? Veya bu eleman yüzünden birilerinin taciz uğraması falan mı gerekiyor? Gerçekten anlamış değilim. Yine sinirlendim. Dün de sosyal medyada takılırken uzun süre sonra bu ucubeyle ilgili ilk defa bir video önüme düştü. Bir dakikalık falan bir videoydu. Dedim ki bir oturup izleyeyim. Acaba neyle alakalı? Ve yemin ederim içimin yağları eridi. Hani bir video beni bu kadar keyiflendiremez ya. Hem gülüyorum ama öyle bir güldüm ki biraz daha gülseydim altıma işeyecektim. Hani o derece gülüyorum. Bir yandan da tabii cringe oluyorum. Çok tuhaf hisler yaşadım ama bayağı keyif aldım. Olay ne diye soracak olursanız da Kadir Hoca bu elemanla buluşuyor. Kadir Hoca'yı da muhtemelen tanırsınız. Son zamanlarda o da bence bayağı popüler oldu. Sert mizacından tutun agresif tepkilerine kadar zaten sosyal medyada birçok kez de dolaşıyor. Tabii ben kendisini çok çok daha öncesinde çektiği şu videoyla tanımıştım. Bu arkadaş da skot yapıyor. Neredeyse boş yapacak. <laughs> ama kanka iyi yoldasın İkinci gün Ha ikinci gün aynen Kadir hocanın yaşı ve karakteri gereği mizacı gördüğüm kadarıyla bu şekilde Herkese karşı en azından bu şekilde Neyse Sosyal Tavsiye Akademi ile de video çekmek için buluşmuşlar Artık neden buluştular bilmiyorum Hani abi bir video çekelim muhtemelen efsane olur tutar gibisinden mi bilemem ama Buluşmanın sonunda da işte tam olarak götünüzle gülebileceğiniz bir olay yaşanıyor Bu ne? ne olacağım? Bunu kim koydu onun içine? Ne hocam? He? Ne Ne? Ha? Ne var? Şey... Bunu hangi ***'ın koydu buraya? Hocam bilmiyorum ben. Bak ben... sana şöyle bir koyarım. ***'ın yüzünü sen ha. Hocam yok ben koydum. Bunu onun içine kim koydu? Hocam ben koymadım haberim yok. Neyi haberin yok oğlum? ***'ın lan senin. ***'ın gebertirim lan seni. Şaka yaptık hocam. Vallahi şaka yaptık. Kamerayı... Ben koyalım. Vallahi Oğlum adamın ayakkabısının içine prezervatif koymak ne lan? Kafayı mı sıyırdınız siz? Hani bunu şaka niyetine yaptım desen. Ulan Kadir Hoca yapılacak bir şey değil ki. Yani şaka dediğin güldürür. Bu bildiğin sapıklık mı desem? Ne, ne yani abi ayakkabını falan mı? Ne ne amaçla yaptınız bunu? Açık konuşmak gerekirse son dönemlerde Kadir Hoca'nın gerek çıkan kliplerinden gerek de Boşov'daki tavırlarından dolayı kendisine pek ısınmıyordum. Ancak gösterdiği bu tepkide sonuna kadar haklı. Ayakkabıyı çıkarıp fırlatıyor kapıya teyip atıyor falan. Oğlum bildin dedim ki ne oluyor? Baskın falan yapıyorlar herhalde. Şöyle bir düşünüyorum mesela sosyal Akademi dua etsin orada kameralar açıktı. Çünkü orada kamera olmasa aynı şey bana yapılsaydı veya Kadir Hoca'ya yapıldığında muhtemelen çok daha kötüsü yaşanabilirdi. Bir de dediğim gibi oğlum Kadir Hoca'dan bahsediyoruz. Yaşını başını almış duruşu ve hareketleri yıllardır belli olan birisi. Hangi cesaretle gidip adamın ayakkabısına bir rezervatif koymaya akıl ettiniz be kafasını ettiklerim. kullanılmış falan değildir. Gerçi sanmıyorum ama yine de ciddi anlamda mide bulandırıcı. Böyle şeylere ben mi denk geliyorum bilmiyorum ama ben Yasin Proç'un bir tane ya bir tane bakın 100 tane izlediysem bir tane videosunda yaptığı bir tane ufak adam akıllı hareket göremedim. Bu kadar zekalı olamaz birisi. Sonrasında da gördüğüm kadarıyla taraflar dağılmış. Dağıldıktan sonra da Yasin Proç konuyla ilgili şöyle bir açıklama videosu yapmış. Şimdi Kadir Hoca evimize ziyarete geldi. Öğrencimi alıyor burada azal falan. Tamam bakın şöyle söyleyeceğim geldi bana kaldırdı. Yarın ben de videoyu paylaşacağım. Onun kanalı için ayrı çektik. Benim kanalım için ayrı çektik. Abi korkma bir şey olmaz. Ufak bir şaka yaptık kara bir şaka. Kaldıramadı geldi Yarın da yanındaki adam çocuk da demeyin de adam da sıkıldırdı. Öyle mi olmuş kankam? Kadir Hoca gelip dağıtın seni. Allah Allah. Adamın ayakkabısına <laughs> prezervatif koy. Sonra da Kadir hocam sen saldırdı diye story çek. Bu elemanda zaten iki sürecek akıl olsa kendine Yasin Prof demezdi de. Ben yoruldum ya. Ben ben gerçekten yoruldum bu elemanı eleştirmekten. Bakın ciddi anlamda şakayı makayı kenara bırakayım da. Benim artık aklım almıyor oğlum. Bu ucubeleri eleştirmekten, laf anlatmaktan yoruldum. Onca video yaptım. Yüz binlerce izlendi. Hala daha bakın hala daha çıkıp mağdur edebiyatı yapabilecek kadar. Hatta onu da bırakın. Hala daha video çekebilecek kadar yüz bulabiliyor kendinde. Buna tam olarak ne ne denir bilemem. Şimdi yüzsüzlük desen, yüzsüzlük az kalır. Karaktersizlik desen, o da az kalır. Ben en iyisi sana yardım. Arkadaşlar, Kadir hocam bize saldırdı. <laughs> <laughs> Kadir Hoca'nın ayakkabı fırlatması bir de şey diyor ya, hocam şaka yaptık senin şakanı sikiyim. Hani adamın zaten yaşından dolayı agresifliği var. Bir de kullandığı ilaçlardan mıdır bilemem ama bir de üstüne bu kadar hassas olduğu bir konuda. Daha 2-3 gün öncesinde testotaylana Taylan'a diyor o prezervatifi senin koyduğunu düşünüyorum diyor. Hani bu kadar hassas olduğu bir konuda aynı olayı kendisinin yaşaması harbiden eline koluna sağlık hocam ama az bile yapmışsın bence. Bir an dedim ki ulan prezervatifi takıp onu s**edebilir orada. Hani böyle bir anda yaşanabilir. Hocam şaka. Domal aman oğlum. İlk defa bir ses kaydını alırken bu kadar ciddiyetimi koruyamıyorum. O ayakkabıyı fırlatması falan ya aklıma geldikçe gerçekten gülmekten zor duruyorum. Bu arada kurgu falan da olabilir. Ya pek zannetmiyorum ama kurgu olsa bile ilk defa bir kurgunun bakın bunu benim ağzımdan ilk defa duyacaksınız ama bu kadar keyif verdiğini görüyorum ya. Kurgu böyle yapılsın okeyim. Ha ama diyelim ki kurguysa da yani Kadir Hoca da o kadar Testo Taylan'ı bu konuda eleştirip küfür edip hatta yayında üstüne gidip günün sonunda bir de Yasin Proç'ta kurguya dahil oluyorsa da vallahi komik adammış ne diyeyim duruşu bozukluk olur. Ama ne bileyim yine de böyle 2-3 tane daha sallayabilir de ekstradan. Çünkü karşısındaki bana göre bir insan değil. Tavizci. Yine de videoyu paylaştıkları zaman umarım paylaşırlar. Detaylı olarak bakar izlerim. Ekstra bir şey olursa da tekrardan karşınızda olurum. Çünkü bu komik geldi. O yüzden karşınıza çıkıp bunun hakkında birazcık konuşmak istedim. Hocam vallahi şaka yaptık.